Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi hep beraber 5. sınıf temel dini bilgiler 2. dönem 1. yazılı sorularına birlikte bakalım. Videomuzun sonunda kanalımıza üye olmayı unutmayalım. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Müslümanların kutsal kitabı Tevrat'tır. Yanlış. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in tek harfi dahi değişmemiştir. Doğru. Kıyamete kadar da değişmeyecektir. Bir Müslümanın bir başkasıyla 3 günden fazla küs durması olmaz. Doğru. Haramdır. Dinimiz yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Doğru. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlar ilk sure. İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmak günahtır. Doğru arkadaşlar. Haramdır esasında bu. Değil mi arkadaşlar? Haram işlemek de günahtır. Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara akraba denir. Yanlış. Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara komşu denir. Akraba, anne babamızın soyundan gelenlere veya yukarısına denir. Ahiret gününde tek söz sahibi Allah'tır. Doğru. Allah ne derse o olur. İsteklerimizi Allah'a iletmek için dilek tutarız. Yanlış. Dua ederiz arkadaşlar. Melekler topraktan yaratılmış varlıklardır. Yanlış. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara, en kısa suresi de Kevser suresidir. Doğru. Bakara suresi Elif Lam Mim diye başlar. Kevser suresi İnne a'taynekel Kevser 3 ayettir. Bu 286 ayettir. Evet, şimdi aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerlere ilgili kelimeyi yazınız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilen son ilahi kitap nedir arkadaşlar? Hemen bakalım. Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'dir. Dinimiz insanı güzel yapmaya yönlendirir. Ne yapmaya yönlendirir? Dinimiz güzel davranışlar yapmaya yönlendirir. Dinimize zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını, 1/40'ını ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesine ne denir arkadaşlar? Zekat denir. Senede bir defa malın 1/40'ını fakirlere vermeye zekat denir. 4. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim nedir? Buna ne denir arkadaşlar? Besmele denir. Besmele çektin mi? Yemek yerken der bazen annelerimiz, babalarımız. Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek hangi melektir arkadaşlar? Mikail aleyhisselamdır. Bunları ezberi bilelim arkadaşlar. Ezberleyelim böyle. Bunlar her zaman karşımıza çıkar. 6. Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine, bakınız her cümlesine ne denir? Arkadaşlar ayet denir. Onun için kaç ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de? 6666 ayet vardır. Çünkü her cümledir. Kur'an-ı Kerim zamanında çoğaltıldı. Kimin zamanı çoğaltıldı Kur'an-ı Kerim? Hazreti Osman zamanında.
Osman radıyallahu anh zamanı çoğaltıldı. Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getirildi. Hazreti Osman halife olduğu zaman çoğaltıldı Kur'an-ı Kerim. 8. Nokta nokta Allah'ın Celle Celaluhu buyruklarını insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanların arasında seçip görevlendirdiği kişidir. Kimdir bu? Allah'ın seçtiği arkadaşlar peygamberdir. Allah'ın seçtiği insanlardır. Bir sınavda çıkmıştı. Peygamberi Mekkeliler mi seçti, Medineliler mi seçti diye aldatıcı bir sorudur arkadaşlar. Peygamberi Hazreti Allah seçmiştir. 9. Yeryüzünde Allah'ın adını anmak amacıyla yapılan ilk mabet yeridir. Hangisidir arkadaşlar? Kabe. Öğretmenlerimize daima sevgi ve saygı göstermeliyiz. Sadece öğretmenlerimize değil, öğretmenlerimize, büyüklerimize sevgi ve saygı göstermeliyiz. Yarın biz de büyüyünce biz de aynı sevgi ve saygıyı bekliyoruz arkadaşlar, bekleriz. Aşağıda verilen caminin bölümlerini eşleştiriniz. Evet, bir cami var, caminin bölümleri. Şadırvan. Nereye dinler arkadaşlar şadırvan? Kıbleyi gösteren değil. Abdest almak için etrafımız. Namazdan önce abdest almak için etrafında muslukların sıralandığı su hazinesidir. İki diyelim karşısına. Kürsü. Veya buradan okuyalım. Namazdan önce abdest almak için bunu cevaplandırdık pardon. Camilerde kıbleyi gösteren imamın namaz kıldığı oyuklu yerin adı nedir? Evet nedir arkadaşlar? Mihraptır. Mihrap. İmamın namaz kıldığı yere mihrap denir. 3. Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeri. Hani cuma günü, cuma namazından önce yüksekçe bir yere çıkıyor. Vaiz efendi orada konuşma yapıyor. Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeri arkadaşlar bu kürsüdür. Kürsü denir. Ezan okuyan kişi müezzindir. Minarenin tepesine yerleştirilen hilal şeklindeki tepeliğin adı alemdir. 5. Namaz kıldıran kişiye imam denir arkadaşlar. Ezan okuyan kişiye müezzin denir. Şimdi çoktan seçmeli sorulara bakalım. Besmele'nin anlamı nedir? Besmele. Yani Bismillahirrahmanirrahim besmele'dir. Ben tanıklık ederim ki Allah birdir değil. Allah çok şükür değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım budur arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman Rahman ve Rahim olan esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslümana yakışmayan bir davranıştır? Bir Müslümana yakışmayan bir davranıştır. Saygılı ve hoşgörülü olmak Müslümana yakışır. Arkadaşlarının arkasından konuşmak yakışmaz. Temiz ve bakımlı olmak yakışır. İbadetlerini zamanında yapmak yakışır. Bir Müslümana yakışmayan arkadaşlarımızın arkasından konuşmak yani gıybet etmek Müslümana yakışmaz. Yasaktır zaten dinimize göre. 3. Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki sevgi ve saygı bağını güçlendirir? Kıskançlık güçlendirmez. Kin güçlendirmez. Nefret güçlendirmez. Tam tersine ayırır bunlar. Yardımlaşmak güçlendirir. Evet. Kardeşler arasında sevgi, saygı, yardımlaşma bağları güçlendirir. 4.
Hazreti Muhammed'in anne ve babasının adı aşağıdakilerden hangisidir? Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah'tır. A şıkkını veriyor zaten. Amine, Hazreti Abdullah. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk emri, ilk mesajı nedir arkadaşlar? Okudur. İkra, oku. Namaz kıl, oruç tut. Bunlar daha sonra geliyor. 6. Mekke'de bulunan Kabe'yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Yılın belirli günlerinde zamanların diyorsa bu haçtır. Evet. Yılın belirli zamanlarında Kabe'yi ziyaret etmek haçtır. Evet. Zilhicce ayının 10. gününde orada olursak hac oluyoruz. Ama yılın diğer günlerini gidersek arkadaşlar bu umre olur. Belirli zamanında Zilhicce ayının yani Kurban Bayramı'nın arefe ve bayram günleri Kabe'de bulunduğumuz zaman hacı olabiliyoruz. 7. Allah'ın Cebrail aracılığı ile peygamberlere, onların da insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgiler ve bilgilerin gönderme şekline ne denir? Evet, bu bilgilerin gönderme şekline kısa peygamberin hayat hikayesi kitap değil arkadaşlar. Suhuf sayfeler demektir. Vahiydir. Allah peygamberlere gönderiyor arkadaşlar. Peygamberler insanlara açıklıyor. Biz bu yola vahiy yolu diyoruz. Allah peygamberlere insanlara ayetleri getirdi. Biz bu yola vahiy yolu diyoruz. Şeklim biraz kötü oldu ama özür dilerim arkadaşlar. 8. Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? Saygılı olmak günah değildir. Savurganlık günahtır. Sorumluluk günah değildir. Çalışmak günah değildir. Savurganlık israf günahtır arkadaşlar. 9. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Kur'an Cebrail aracılığı ile indirilmiştir. Doğru. Kur'an Hazreti İbrahim'e indirilmiştir. Yanlış. Kur'an Ramazan ayı içinde yer alan Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Doğru. Kur'an 23 senede indirilmiştir. Tamamlanmıştır. Doğru. Kur'an Hazreti İbrahim'e değil, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. 10. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a Celle Celaluhu şükür ifadesi değildir? Hamdolsun şükür ifadesi, elhamdülillah şükür ifadesi, şükürler olsun şükür ifadesi, salavat şükür ifadesi değildir. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam göndermektir. 11. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri aşağıda verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir? Evet, nerede indirilmiştir arkadaşlar Kur'an-ı Kerim? Bakalım. Hira mağarasında iken gelmiştir. Kabe'de değil, Hacerü'l-Esved'de değil, camide değil. İlk ayetler Hira mağarasında gelmiştir. Ama daha sonra Kabe'de gelmiştir, Hacerü'l-Esved'de gelmiştir, gelmiştir arkadaşlar. 23 yılda değişik yerlerde gelmiştir. Ama ilk gelen ayet Hira mağarasında gelmiştir. 12. Aşağıdakilerden hangisi anne ve babamıza saygı duyduğumuzu gösterir? Hangi davranış anne ve babamıza saygı gösterdiğimizi, saygı duyduğumuzu gösterir? Gereksiz harcamalar yapmak değil. Evi ve odamızı dağıtmak hiç değil. Odalarına kapıyı vurmadan girmek hiç değil. Gerektiğinde onlardan izin almak
saygı ifadesidir arkadaşlar. Annemize babamızdan izin alacağız. Haber vereceğiz. Çünkü onlar bizi çok seviyorlar, merak ederler. Onları üzmemize gerek yoktur. 13. Aşağıdakilerden hangisinde son ilahi kitap, son ilahi din ve son peygamber doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Son ilahi kitap İncil değil, Tevrat değil. Arkadaşlar, burada kaymış arkadaşlar. Onu bir düzeltelim. Burada Kur'an-ı Kerim, evet. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap. İslamiyet son din. Peygamber son peygamber. B şıkkı arkadaşlar. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim. Son ilahi din İslamiyet. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim peygamberimiz. Ne mutlu bizlere. 14. Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız? Besmele ile başlamalıyız. Namazla, oruçla, selamla değil. Bismillahirrahmanirrahim demeyle başlamalıyız. Diyerek başlamalıyız. Bismillahirrahmanirrahim uzun diyemiyorsak Bismillah Allah'ın adıyla demektir. Onunla da başlayabiliriz. 15. Yolları tükürmeyen, okul bahçesini ve sınıfları kirletmeyen, başkaları konuşurken sözünü kesmeyen, küfürlü sözler kullanmayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cimri değil, çalışkan değil, cömert değil, ahlakı güzel. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Ne kadar ahlaklı bir öğrenci diyoruz bazen. Altın gibi çocuk diyorlar. 16. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? İlk söz oku idi arkadaşlar. Bunu biraz önce de yazmıştık. 17. Çalışırım, nokta nokta yardımına güvenir ve başarırım. Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Çalışırım, Allah'ın yardımına güvenir ve başarırım. Babamın yardımına güvenir, devletin yardımına, öğretmenin yardımına, Allah'ın yardımına güvenir ve başarırım. Önce Allah. Allah yardım etmese kimse yardım edemez arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Merhaba, elhamdülillah, besmele'nin anlamıdır. Oruç ayı hangi aydır? Recep, Şaban, Ramazan, Muharrem. Ramazan ayıdır oruç ayı. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hangi melek tarafından peygamberimize iletilmiştir? Mikail, tabiat olaylarını düzenler. İsrafil kıyamet gününde sur üfürecektir. Azrail can alıcı melektir. Cebrail elçi melektir. Peygamberimize ayetleri getiren melek Cebrail aleyhisselamdır. Evet arkadaşlar, yazılımız burada sona ermiştir. Sizlere din dersinden ve bütün derslerden başarılar dilerim. Allah'a emanet olun. İyi günler kalın efendim.